Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik konsolosluklar üzerinden düzenlediği operasyonu değerlendiren emekli Büyükelçi Ulu Çözülker, girişimin seçim hedefli olduğunu ve arkasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uyarısının ardından Avrupa ülkeleri de sıraya girdi. Amerika'nın ardından İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, İsveç ve İtalya'da benzer duyurular yaptı. Almanya ve Hollanda ise İstanbul'daki konsolosluklarını kapattıklarını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin bu girişiminin ardından Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'ye yönelik yeni bir psikolojik harp yürütüldüğünü belirtirken, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise bu girişim ve açıklamaların maksatlı olduğunu söyledi. Geçici kapatma kararı alınan konsoloslukların tehlikeye dair Türk makamlarıyla istihbari bir paylaşımda bulunmadığını belirten EMK. Büyükelçi Ulu Çözülker, bugüne kadar Türkiye'de hangi büyükelçilik veya konsolosluğun basıldığını söyleyebilirsiniz? Bu yabancı misyon şefleri gelip yetkililerimizle görüştü mü? İstihbarat paylaşımı yaptılar mı? Biz benzer durumlarda aldığımız istihbaratları ilgili ülkelerin yetkili makamlarına iletirdik. Geçmişte Paris'te konsolosluğumuzu bastılar. Ve Fransızlar sadece seyretti. Ancak Türkiye'de böyle bir durum yok, hiçbir zamanda olmadı. Bizim iç işlerimiz de, istihbaratımız da sağlam çalışıyor, dedi. Konsolosluk kapatma eylemlerinin maksadın ne olduğuna işaret eden Özülker, şu sözleri sarf etti. Bizde seçim var. Seçim sürecinde Türkiye ile ilişkiler hemen her yerde donduruldu. Seçimden nasıl bir sonuç çıkacağı belli değil. Bunu bütün uluslararası plandaki makaleler 2023 yılının en önemli olayı olarak Türkiye seçimlerine işaret ediyor. Çünkü Türkiye'de kim kazanırsa, politikaları birbirlerine 180 derece ters olduğu için, ülkeyi nereye götürüp götürmeyecekleri hususunda çok ciddi sıkıntılarla karşılaşılacağı yazılıyor. Bunu bilmediği için bugünden gelip de Tayyip Bey ile Cumhurbaşkanı olarak bir ilişki kursalar, seçim sonrası değişirse ne olur bir angajmana giremez. Girişimin arkasında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Biden'in olduğunu belirten Özülker, sözlerini şöyle sürdürdü. Burada daha vahim tarafı, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, bu işlerin arkasındadır. İçişleri Bakanımız bugün açıklama yaparak buradaki Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisini suçladı. Böyle büyük meselelerde aslında büyükelçiliğin pek yetkisi yoktur. Talimat üstten gelir. Büyükelçi hükümetin politikasını uygulamak zorundadır. Öyle yapmayın, böyle yapın diye telkinde bulunmak daha doğru olur. Siyasi açıdan ciddi yansımalar yaratabilecek bir adım atılması noktasına gelirseniz, onun sorumluluğunu bir büyükelçi olarak tek başına üstlenemezsiniz. Bunu esas itibarıyla 27 Ocak itibarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden gelen açıklamayı bir talimat olarak görmek lazım.